Bu benim işim değil ki. Kimler kurtarılacak, kimler kurtarılmayacak. Bunun için yaratılmadık. Tanrı'nın karar vereceği bir şeye nasıl müdahale edebiliriz? Ben sadece bir insanım. Rohan Agarwal 26 yaşında bir pratisyen hekim. Tıp fakültesinde son sınıf öğrencisiyken pandeminin başlamasıyla birlikte mezuniyet belgesi verilmiş. Binlerce insana yardım eli uzatma gayretiyle Yeni Delhi'deki Kutsal Aile Hastanesi'ne koşmuş. Son bir yıldır yoğun bakımlarda her türlü imkansızlık ve eksiklikle mücadele etmek zorunda kalmış. Kişisel koruyucu donanımlarımızı tekrar tekrar kullanıyoruz. Maske, önlük bunlar tekrar kullanılabilir ama solunum cihazı, oksijen tüpleri, enjeksiyon aletleri, ilaçlar olmayınca ne yapacaksınız? Hindistan'da sağlık sistemi çökmüş durumda. Doktor Agarwal'in çalıştığı 275 yataklı hastanede 385 kişiye bakılıyor. Bazı COVID hastaları aynı yatağı paylaşıyor. Oksijen tüpü bulmak neredeyse imkansız. Doktor Agarwal'i yoran şey ise hasta bakmak, yoğun bakım takibi yapmak değil, yokluk, eksiklik, ihtiyaç olanları bulamamak ve her gün ölüm duygusuyla yaşamak. Bu bip sesi uyurken bile sürekli kafamızın içinde. Bip sesi kesilmesin diye pür dikkat dinliyoruz her an. Yoğun bakım gürültüsü kulaklarımıza yerleşiyor. Doktor Agarwal'in günlük vardiyası 27 saat sonra tamamlanmış. İlk defa dışarıda bir bankın üzerinde oturup geleneksel etli pirinç yemeği biryaniyi kaşıklıyor. Yemek yemeyi unutuyorum çoğu kez. Ailemle yaşıyorum. Onlar da soruyor günün nasıl geçti diye. Hatırlamak istemiyorum aslında. Bir de olumsuz olanı anlatmayı sevmiyorum. İyi bir şey görsem, umut veren bir olay yaşasam belki anlatırım. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de COVID hastaları için 14 özel ve 6 devlet hastanesi toplam 15 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Ama son 10 gündür Yeni Delhi'de vaka sayısı 75 binin üzerinde seyrediyor. Üstelik çoğu ağır vaka olmasına rağmen yoğun bakım ünitesi 5 bini geçmiyor. Boş yatak bulmanın, hatta tek kişilik yatak bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği başkentte Rohan Agarwal gibi doktorların kişisel çabası ve mücadelesi de bir yere kadar sonuç veriyor. Çoğu hastayı evine gönderiyoruz ama bu durumu daha da kötüleştirmekten başka neye yarar ki? Evlerde hem bulaş riski yüksek hem de ağırlaşan hastalara bakım hiç kolay değil. Rohan Agarwal vardiya maratonuna geri dönüyor. Ülkesinde yaşanan en büyük insani felaketin ortasında çoğu zaman çaresizce hatta umudunu yitirse de kendi savaşını vermeye devam ediyor.